Şeyler paralar. Bir takım bankerler türemiş, banker, nankör gibi geliyor bana bu, nankör, bankör gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahta kale, mahta kale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle asiler, günahkarlar meydana gelmiş ki bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, %40 küsur, %41, %42 faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, insanların tasarruflarını alıp bir tekelde, bir noktada biriktirip, istedikleri gibi yatırım yaparak faiz yoluyla, fuhuş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış. Faiz. %41,5 faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre, aleyhissalatü vesselama göre, Hazreti Peygamber'e göre, bu bankerler var ya, ismi, cismi kim olursa olsun, ben İslami açıdan söylüyorum, bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, peygamber katında, Kâbetullah'ın önünde analarıyla zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimseyle bir ilgim yok. Faizci bunlar, Allah'ın düşmanlarıdır. Bu bankerler, reklamları yapılıyor, efendim şöyle, efendim böyle, kelimeler, propagandalar yoluyla faiz ile alıp, faiz ile bu herifler bilsinler ki bunlar Allah'a harbaşmışlar, Allah da bunlara harbaşmıştır. Daha evvel söyledik bunları. Analarıyla zina eden insanlar gibidir bunlar. Korkunç. İslam cemiyetinde bunların yeri yok ama bu cemiyet Müslüman cemiyet değil ki. İslam cemiyeti değil. Bu cemiyet İslam üzerine kurulmadığı için her rezalet devam ediyor. Paralar yatırımlardan çekiliyor, tekellerde bir takım ellerde birikiyor, onlar da istediği gibi harcıyor, güçleniyor, kuvvetleniyor, toplumu eziyorlar. Bunlar canavardır bunlar, ahtapot bunlar. İslam şiddetle buna karşı çıkıyor. Bakınız bunların cezasını okuduğum ayet-i kerimenin hemen arkasında Tevbe suresinin 35 numaralı ayetinde bunlara nasıl bir ceza verileceğini ayet haber veriyor. Estaizu billah. Yevme yuhma aleyha fi nar cehenneme. Bakınız. Bu bankerlerin, bu stokçuların, spekülasyoncuların, enflasyoncuların bu paraları böyle toplayıp da faizlerle, kepazeliklerle, istedikleri şekillerde kullanan insanların elde ettikleri sermayeler, servetler, birikimler yevmi mahşerde, azap gününde, ahiret gününde, mahşer gününde yuhma aleyha fi nari cehenneme, cehennemin ateşinde yanacak, kızartılacak, kıpkızıl bir şey haline gelecek bunların servetleri. Yevme yuhma, kızartılacak, cehennemin ateşinde pul pul kızartılacak bunların servetleri, bankerlerin. Fetükvâ biha cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhuruhum. Pul pul kızartılmış olan o servetleri, sermayeleri, paraları getirilecek onların alınlarına, tam alınlarının ortasına dal gibi, azap gibi yapıştırılacak diyor Kur'an. Açıp okusunlar Kur'an'ı. Cibahuhum, cepheleri, cephe insan alnıdır. Alnına yapıştırılacak. Niye? Çünkü bu parayı alın teri dökmeden kazandı mel'un. Alnına yapıştırılacak. Ayet o kadar dehşetli ki
İnsan tüyleri ürperiyor yani. Onların alınlarına yapıştırılacak kızarmış o servetler, cehennemde pul pul kızarmış olan o servetler evvela alınlarına yapıştırılacak. Niye? Alın teri dökmeden kazandılar parayı. İş sahalarına, bütün memleketin istifade edeceği sahalara yatırmadılar. Faiz kanalına girdiler, faiz kanalıyla çıktılar. وَجُنُوبُهُمْ yanlarına, şöyle sağ yanlarına, sol yanlarına bu kızarmış cehennem ateşinin kızarttığı servetler yapıştırılacak diyor Kur'an. Niye? Çünkü yan gelip yaptılar. Alınlarına yapışacak çünkü alın teri dökmediler. Yanlarına vurulacak çünkü emek vermediler, yan gelip yattılar. Koltuğun üzerine uzandı, telefonla milyon kazandı hain. Yan geldi böyle keyfine, zevkine, oturduğu yerden para kazandı. Bunlar ne Müslümanı bunlar? İslam'la ne alakası var bu heriflerin? Yan gelip oturduğu yerde para kazananın neresi Müslüman? وَزُّهُورُهُمْ sırtlarına, sırt, insanın ensesi sırtına yapıştırılacak bu ateşte kızarmış paralar diyor Kur'an. Sırtına, neden sırtına? Çünkü fakire, fukaraya, işsize, mahruma, yetime, öksüze, çaresize sırtını dönmüştür de onun için sırtına vurulacak. Bu zalimler. Bu bankerlerin hepsi zalimdir. Cemiyeti sömüre sömüre, tasarrufları istismar ede ede korkunç servetler peydahlıyorlar. Bunlar Allah'la bir ilgisi yoktur bunların. Kendi keyiflerine, kendi imkanları içinde, kendi alemlerine hizmet etmişlerdir. Ayetin devamı şöyle: Haza ma kenestüm li enfusikum. İşte sizin kendinize, kendi keyfinize, kendi zevkinize harcadığınız, topladığınız paralar işte bunlardır denecek. Haza, işte bunlar. Görün halinizi, görün akıbetinizi denecek onlara. Fezuku ma kuntum teknizun. Stok ettiğiniz, tek elinizde biriktirdiğiniz muazzam paralar, bu muazzam servetler sebebiyle şimdi çekin cezanızı, tadın azabınızı denecek onlara. İşte Kur'an'ın bakış açısı budur. Sakın bu kişiler, bu zalim sermaye sahipleri, faiz kanalıyla zengin olanlar sakın bana darılmasın ha! Darılacaklarsa Allah'a darılsınlar. Onun emrini söylüyorum ben. İşte Kur'an sayfasını söylüyorum, ayetini söylüyorum, okuyorum. Benimle ne alakası var bunun? Kulağıma geliyor, ha bu hoca şöyle dedi, böyle dedi, zenginlere şöyle dedi, tabii diyeceğim, Kur'an-ı Kerim var ortada. Sen bana kızacağını Allah'a kız kardeşim, Kur'an'a küs. Bana, benimle ne alakası var bu işe? Ben söylerim. Bunları söylemeye mecburuz, Kur'an'ın hükümleri anlatıyoruz. Gerekirse her şey söylenecek. Ve söylediğimiz hususları ayet ayet perçinlemeye çalışıyoruz. Kafamdan burada konuşabilir miyim? Bir takım cahil adamlar itham etmeye kalkıyorlar. Hangi hususa dokunuyorsa, hangi meseleyi itham ediyorsa gelsin kendisine sayfa sayfa ayet ve hadis gösterelim. Dedikodu etmesin, gıybet etmesin, laf konuşmasın, canımızı sıkmasın, huzurumuzu bozmasın. Bir takım kişiler var, böyle cemaati kaynatmak istiyorlar. Vay efendim böyle söylediler, böyle anlattılar. Zenginlere şey şöyle söylüyorlar. Biz söylemiyoruz, ayet söylüyor. Havadan zengin olmak haram İslam'da. Böyle yollarla elde edilen servet helal bir servet değil. Günah bunlar. Alın teri dökmeden yan gelip yatarak kazanılan bütün paralar haram İslam'da. Emeksiz, karşılıksız servetler, faiz ki en büyük bela, en büyük musibet,
Oradan geliyor kaynağı tabii. Ve bu cemiyette her şey faiz üzerine kurulmuş. Bankerler, bankalar yoluyla, her zaman söylüyorum, hacılarımızın, hocalarımızın, dervişlerimizin, tarikatçılarımızın, tesbihlilerin, takkelilerin takva sahibi olduğunu zanneden kardeşlerimizin bile efendim diyor, ben takva sahibiyim diyor. Takva sahibiyim, benim boğazımdan aşağıya haram lokma geçmez diyor. Fukara insan. Hele bir araştır bakalım cemiyetin halini. Bu cemiyet Müslüman cemiyet olmadığı için bütün kazançlar harama dayanıyor. İslam cemiyeti değil bu cemiyet. Yani bu cemiyet kurulurken model olarak İslam seçilmedi. Başka bir model seçildi. Şeyhimizin de, müridimizin de, tesbihlimizin de, gece kalkıp teheccüd namazı kılanlarımızın da, hepimizin, evvela ben kendi nefsimi başa alıyorum, ben fakirim, ben acizim, ben sefilim, kendi nefsimi kınıyorum, başta olmak üzere, hepimizin yemiş olduğumuz ekmekler, fırınlardan alıp da yediğimiz ekmek yok mu? Araştırın bakalım, bu ekmeğin buğdayı %90'ı Çukurova'da, şurada burada yetişiyor, buğday ekiyorlar. Tarım ürünlerinin başta buğday geliyor. Şu kadar milyon ton buğday. Buğday üreticileri, tarım erbabı, bu fırınlardan alıp yediğimiz ekmeklerin buğdayları %99 bankalardan alınan kredi, faizli krediyle ekilen topraklardır. Ve biz faiz kanalıyla gelen ekmekleri yiyoruz. Sen hangi helal lokmadan bahsediyorsun? Sen hangi takvadan bahsediyorsun? Faiz kanalıyla geliyor ekmeğin, sırtına giydiğin elbise faiz kanalıyla geliyor. Mesela benim şu sırtımda bir gömlek var. Pamuklu dokuma, pamuklu. Araştırın şu gömleğin pamuğu, pamuk üreticisi bankadan aldığı faizli krediyle ekiyor pamuğu. Ve oradan giyiyorsun sen bunu. Hangi hırkadan bahsediyor, hangi lokmadan bahsediyorsun? Bu cemiyet İslam'a göre kurulmuş cemiyet değil ki. Her şey pis bu cemiyette. Sokak sokak Allah'ın haram ettiği kazanç yolları akıp gidiyor cemiyette.